yapay zeka modelleri çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve ilerleme kaydediyor. Birçok büyük şirket yapay zeka yarışına girdi ve rekabet üst seviyeye çıktı. Bu şirketlerden birisi ise Anthropic. Anthropic, OpenAI'ın en büyük rakiplerinden birisi ve Cloud isimli başarılı büyük bir dil modeline sahip. Cloud'un 3 farklı sürümü var. Haiku, Sonnet ve Opus. Haiku küçük ve hızlı, Sonnet orta seviye, Opus ise Cloud yapay zekasının en büyük sürümü. Bu modeller 3. versiyonu ile kullanılmaya devam ediyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Antropik ezber bozan bir güncelleme yayınladı. Cloud'un orta seviye modeli olan Sonet sürümünün 3.5 versiyonu sınırlar dahil olmak üzere ücretsiz bir şekilde kullanıma sunuldu. Ancak orta seviye dediğime bakmayın şu aşamada Antropik'in test sonuçlarına göre dünyanın en güçlü yapay zeka dil modeli haline geldi. Cloud 3.5 Sonet modeli Anthropic'in en güçlü sürümü olan Cloud 3 Opus modelini test sonuçlarında geride bırakıyor. Bununla birlikte Opus modeline nazaran 2 kat hızlı çalışıyor. En ilginç gelişme ise GPT-4 o modelini birçok teste geride bırakması. Özellikle GPQA gibi yapay zekalar için çok zorlu bir teste %59.4 oranıyla önemli bir gelişme kaydetmiş. Burada GPT-4 o %53.6 ile geride kalmış durumda. Ayrıca görsel algılama yani vision özelliği de ciddi anlamda gelişti. Yine GPT-4 O'yu birçok teste geride bırakıyor. Bununla birlikte Cloud 3.5 Sonet 200 bin bağlam penceresine sahip ve rakibi GPT-4 O'nun 128 binlik bağlam penceresine nazaran ciddi bir avantaj sunuyor. Burada bağlam penceresi bir modelin tek seferde anlayabileceği karakter sayısı diyebiliriz. Geliştiriciler için de fiyatlar açıklandı. Girdiği için 1 milyon token maliyeti 3 dolar. Çıktığı için ise yine 1 milyon token maliyeti 15 dolar olarak belirlendi. Tabii ki bu fiyatlar iyi mi kötü mü bilmiyorum. Geliştirici arkadaşlar yorumlarda görüşlerini belirtirlerse sevinirim. Bu video cloud yapay zekası hakkında yaptığım ilk içerik. Nedeniyse Antropik uzun bir süre boyunca bu yapay zekayı ülkemizde kullanıma sunmadı. Şu aşamada ise kullanılabilir durumda. Bu videoda ise Cloud 3.5 Sonnet'i detaylıca inceleyip GPT-4o ile kıyaslayacağız. İsim uzunluğundan dolayı videonun bundan sonraki bölümünde Cloud 3.5 Sonnet'e direkt olarak Sonnet diyeceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak bu modele ulaşmak için Google'a Cloud yazın ve siteye giriş yapın. Üyelik oluşturmanız isteniyor. Google hesabınızla üyeliği başlatabilirsiniz. Ayrıca giriş sırasında telefon numarasıyla doğrulama istiyor. Doğrulama yaptıktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Sonet modeli ücretsiz ancak belli bir kullanım sonrası kısıtlanıyor. İleri bir saatte kullanımı açılıyor. İstem sayıları değişken. Pro modele geçerseniz ise ücretsiz kullanıcılara nazaran 5 kat fazla mesaj hakkınız var. Yoğun kullanım olduğunda öncelik size veriliyor. Yeni özellikleri ilk elden deneme şansınız var. Bununla birlikte Haiku ve Opus modellerine erişim sağlayabiliyorsunuz. İlk istemi girelim. Buradan görsel ya da döküman ekleyebiliyoruz. Ancak en fazla 5 dosya ve her bir dosyanın boyutu 10 MB'ı geçemez. İlk olarak hangi tarihe kadar eğitildin diye sordum. Sonet Nisan 2024, GPT 4 o ise 2023 Ekim ayına kadar olan bilgileri biliyor. Bu arada Sonet modeli internete bağlı değil. Ayrıca bir bağlantı sağladığınızda onu da göremiyor. Bununla birlikte hangi gündeyiz sorusunu sorduğumuzda buna cevap veriyor. Ancak bu bilgiyi internete bağlı olduğundan değil kendi açıklamasıyla programlanmış bir yönerge veya kurgu olarak tanımlıyor. ChatGPT'nin eski hali gibi düşünün bu bir eksiklik umarım yakın zamanda bunu düzeltirler. Karşılaştırmaya geçmeden önce Sonet ile birlikte Artifex isimli yeni bir özellik tanıtıldı. Bu özellik deneysel, istediğiniz zaman aktif edebilirsiniz. Cloud 3.5 Sonet ifadesinin yanında küçük bir simge var. Oraya geldiğinizde Artifacts hakkında açıklamaları görebilirsiniz. Ayrıca buradan bu yeni özelliği kapatıp açabilirsiniz. Peki bu özelliğin amacını? ChatGPT içerisinde bulunan kod analizcisine benziyor ancak tam olarak o değil. Diyelim ki bir istem girdiniz. Bu kod yazdırma olabilir, e-posta düzenleme olabilir ya da bir makale yazdırabilirsiniz. Bunu yaptığınızda Artifacts devreye giriyor ve sağ tarafta yeni bir pencere açılıyor. Çıktıları buradan net bir şekilde görebiliyorsunuz ve sonra düzeltme isteyebiliyorsunuz. Özellikle yazılımcılar için faydalı olacağını düşünüyorum. Oluşturduğu kodları net bir şekilde tek bir ekrandan takip edebiliyoruz. Burada sadece metinsel işlerden ziyade diyelim ki bir web sitesi tasarladınız. Kodlama işlemi bittikten sonra önizleme kısmından kontrol edebilirsiniz. Ya da bir SVG formatında çizim yaptırabilirsiniz kullanım alanları geniş ve gayet faydalı olmuş. Bunun ileri seviyesini düşünelim. Şu an için böyle bir şey mümkün değil. Ancak bu ekrana sesli olarak müdahale edebiliriz ve anlık bir şekilde çıktıları değiştirebiliriz. Bence bu özellik yakın gelecekte hepimizin kullanımına açılacak. Bu özelliği çok beğendim. Gelecekteki yapay zeka etkileşimleri için önemli bir adım. Şimdi karşılaştırmaya geçmeden önce bu yeni özelliği örneklerle göstermek istiyorum. SpaceX Starship roketinin inişini kontrol edebileceğimiz bir oyun oluştur dedim. Hiçbir kural koymadım. Bu sebeple oyunu kafasına göre oluşturdu. Yükseklik, hız gibi değerleri ekledi. Ayrıca itme uygula seçeneği ile iniş hızını kontrol edebiliyoruz. Daha sonra biraz daha geliştirelim oyunu. Bütün ekran oyun alanı olsun ve mouse tıklaması ile sağa sola hareket ettirebileyim. Ayrıca sol mouse tıklaması ile hızlansın, sağ mouse tıklaması ile de yavaşlasın. Roketi daha büyük tasvir et istemi girdim. Ve oyunun son hali bu şekilde. Tabii ki üzerinde çalışıp farklı işler ortaya çıkarabiliriz. Ekranın alt tarafında bulunan simgeler yardımıyla oluşturduğu kodları kopyalayıp dosya olarak indirebiliyoruz. Bu içeriği başka ortamlarda çalıştırmak için faydalı olmuş. Bununla birlikte sağ üst köşede chat kontrol diye ayrı bir bölüm var. Burada hangi modelin kullanıldığı, hangi belgeleri yüklediğiniz ya da Artifex çalıştırıldığında ne ortaya çıkmış hepsini tek bir yerden görebilirsiniz. Fontu değiştirebilirsiniz. Fazla seçenek yok ancak yine de bu tarz bir imkan sunmaları tatlı olmuş. İlk karşılaştırma olarak bir pdf verdim ve 150 sayfalık simyacı kitabını yükledim. İki taraftan da özetini çıkarmasını istedim. Özeti güzel bir şekilde çıkardılar. Biraz farklılıklar var ancak istemi yansıtması açısından benzer sonuçlar ortaya çıktı. Şimdi ise sunumu görselleştirmesini istedim. Sonet ilk önce istediğimi anlamadı. Daha sonra Artifex kullanarak yap dedim. Detaylı olmasa da güzel ve basit bir şekilde sunumu hazırladı. GPT-4 o tarafı ise kod analizisi kullanarak sunumu hazırladı. Ancak indirilebilir bir formatta bize sundu. Yani Sonet gibi anlık olarak bize sonuçları göstermiyor. Sunum indirelim. Sunum İngilizce olarak ve herhangi bir renk olmadan oluşturuldu. Bu sefer sunumu Türkçe'ye çevir dedim ve renklendir dedim. Bununla birlikte estetik olmasını istedim. Ancak bu sefer de bir hata verdi ve istediğim renkli sunumu oluşturamadı. Tabi birazcık daha uğraşmak lazım. Bu durum ChatGPT'nin kötü olduğu anlamına gelmiyor. ChatGPT içerisinde GPT'ler isimli çok güçlü bir özellik var. Ve şimdi diagram adı altında bir GPT ile aynı işlemleri tekrar yapacağım ve gördüğünüz gibi istediğim tarzda bize sunumu oluşturdu. Hatta bu sunumu grafik haline getir dedim ve birbiriyle bağlantılı bir şekilde sunumu ifade edecek tarzda diyagramı oluşturdu. Bu karşılaştırmada iki tarafın artıları ve eksileri var. Örneğin Sonet modelinde yapmış olduğumuz işlemleri anlık olarak görebilmemiz büyük kolaylık sağlıyor. Bu iş akışlarımızı hızlandıracak ve yapay zeka ile daha kolay iletişim kurmamızı sağlayacaktır. Bununla birlikte cloud içerisinde mevcut olmayan GPT özelliği desteğiyle istediğimiz gibi sunumu oluşturabildik. Normal versiyonla da bunu yapabiliyoruz. Ancak GPT'ler chat GPT'yi çok daha özelleştirilmiş ve verimli bir şekilde kullanmamızı sağlıyor ancak bir indirme bağlantısı vermesi, anlık olarak değişiklik yapamamamız Sonet modeline kıyasla birazcık daha işleri uzatabilir. Diğer karşılaştırmaya geçmeden önce bir detaydan bahsetmek istiyorum. Uzun ve kapsamlı bir pdf'nin belirli bir sayfasından alıntı yapmak istediğimizde iki modelde verimli çalışmıyor. Bunu Cemina 1.5 Pro çok daha iyi yapıyor. Cemina 1.5 Pro incelememde bu durumdan bahsettim. Merak edenler oraya bakabilirler. Şimdi Antalya Matematik Olimpiyatlarında sorulan bir matematik sorusunu soralım. Bu soruyu GPT-4O detaylı inceleme videosunda sormuştum ve orada soruyu doğru cevaplamıştı. Şimdi aynı soruyu Sonet'e sordum ancak eksi 7 cevabıyla soruyu yanlış yanıtladı. Cevabın eksi 6 olması gerekiyor. Artifex kullanarak soruyu cevapla dedim yine eksi 7 buldu ve cevap yanlış. Onunla birlikte bu sefer soruyu İngilizce olarak cevaplamasını istedim. Çünkü yapay zeka modelleri genellikle İngilizce olarak eğitildiği için bazı durumlarda İngilizce daha iyi çalışıyor. Yine cevabı -7 buldu. Burada maalesef Sonet modeli doğru cevabı bulamadı. GPT-4o ise -6 bularak soruyu doğru cevapladı. Test sonuçlarına bakıldığında matematik kriterinde Sonet modeli %71.1 oranla GPT-4o'nun gerisinde kalıyor. GPT-4o ise %76.6'lık bir başarıya sahip. Ayrıca matematiksel ifadeleri göstermede GPT-4o daha başarılı ve matematiği daha net ifade ediyor. Ancak her videoda belirtiyorum, burada da ifade edeceğim. Şu an kullanabildiğimiz hiçbir yapay zeka modeli ileri seviye matematik konusunda başarılı değil. Google'ın bir çalışması var. Sadece matematik üzerine odaklanmış bir yapay zeka modeli. Bu modellere kıyasla çok daha başarılı işler çıkardığını iddia ediyor. Özetle ilerleyen dönemlerde matematik konusunda da gelişme yaşanacaktır. Diğer bir karşılaştırmamıza gelelim. GPT-4O inceleme videosunda sorduğum ve GPT-4O'nun yanlış cevapladığı bir soruyu tekrar sordu. Bu soru TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarında sorulmuş. Sonet soruyu madde madde açıkladı ve doğru cevabı buldu. Ancak açıklamalar birazcık kısa görünüyor. Şimdi yeni özellik olan Artifex'i kullan dedim. Bu sefer çok detaylı bir şekilde açıklamayı yaptı. Hatta açıklamayı grafiğe döktü. Yine bu yeni özelliğin ne kadar kullanışlı ve faydalı olduğunu görmüş olduk. Şimdi aynı soruyu GPT-4O'ya soralım. Önceki videoda da yanlış cevap vermişti. Yine A cevabını vererek soruyu yanlış yanıtladı. Devam edelim görsel algılamasını test edelim. Sonete tarihi ünlü kişiliklerin fotoğraflarının yer aldığı bir görseli yükledim. Ve kişilerin isimlerini sordum. Ancak güvenlik sebebiyle isimleri bize söylemedi. Bunun yerine fotoğrafta bulunan kişilerin dış görünüşünü tarif etmekle yetindi. Aynı istemi GPT-4O'ya girdim. GPT-4O hatasız bir şekilde görselde yer alan isimleri bize açıkladı. Burada güvenlik ile alakalı bazı bilgiler vermek istiyorum. Antropik şirketi OpenAI'a göre güvenlik olayını daha üst seviyede ciddiye alıyor. Ve bununla birlikte kendi güvenlik politikalarını yayınladılar. Bu politikayla ilgili detaylı bir makale var açıklama kısmına bırakırım merak edenler oraya bakabilirler. Burada yapay zekaları 4 farklı güvenlik sınıfına bölmüşler. ASL 1'den ASL 4'e ilerledikçe güvenlik seviyesi artıyor ve yapay zeka kullanımı gittikçe kısıtlanıyor. Sonet modeli ASL 2 güvenlik seviyesi içerisinde yer almış. Bu sebeple bir önceki örnekte olduğu gibi her ne kadar ünlü kişiler olsalar da kişilerin kimliklerini bize söylemedi. Tabii ki bu durum sonet modelinin görsel algılama özelliğinin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Hatta test sonuçlarına göre GPT-4 oyun neredeyse bütün testlerde geride bıraktı. Şimdi başka bir şekilde test edelim. Antropi'nin bize vermiş olduğu test sonuçlarının yer aldığı görseli sonete yükledim ve açıklamasını istedim. İlk önce testlerin ne anlama geldiğini başarılı bir şekilde açıkladı. Buraya kadar güzel. Ancak bu modeli öne çıkaran yeni özelliğini kullanalım. Şimdi Artifex kullanarak detaylıca açıkla ve görselleştir dedi. Harika bir şekilde grafiğe döktü, açıklamalarını yaptı. Daha sonra sonet modelinin hangi teste geride kaldığını sordum ve testlerin tamamında birinci ve ikinci olan modelleri madde madde gösterir misin diye yeni istemi girdim. Burada da çok başarılı bir şekilde istemi yerine getirdi. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Görsel soru cevaplama kriteri hariç diğer kriterlerde de Gemini 1.5 Pro ile sonet ilk 2 sırada. Ve puanlar oldukça birbirine yakın. Üçüncü sırada ise GPT-4O yer alıyor. Onun da puanları ilk sıralara yakın. Ciddi bir rekabet söz konusu. Modeller geliştikçe bu sıralamalar da sürekli değişecektir. Aynı grafiği GPT-4O'ya sordum. Grafiği yüzeysel bir şekilde açıkladı. Sonet daha detaylı bir açıklama yapmıştı. Bununla birlikte oranları doğru bir şekilde sıraladı. Ancak grafiklerde ilk iki sırada hangi modeller yer alıyor sorusunda çuvalladı ve sıralamaları yanlış verdi. Örneğin Matvista testinde Sonet'in 67.7 ile ilk sırada olması gerekirken GPT-4O'yu ilk sıraya yerleştirdi. Hata var düzelt dedim özür diledi ve hatasının bir kısmını düzeltti. Ancak yine bazı test sonuçlarında hata yaptı. Şimdi İngilizce soralım. Aynı istemi İngilizce olarak düşünsün. İlk istemi Türkçe'de olduğu gibi hatasız yanıtladı. Ancak açıklama daha detaylı. İkinci istemde ise Türkçe'ye nazaran doğruluk oranı arttı. Ancak yine hatalar var. Her zaman işe yaramasa da dil modellerinde bu tarz durumlarda yanlış cevapladığı bir istem sonrası aynı istemi İngilizce olarak girin. Cevaplar daha doğru olabiliyor. Aklınızda bulunsun. Özetle Cloud bu teste bariz bir şekilde üstünlük sağladı. Şimdi çeviri yeteneğine göz atalım. Dipple çeviriyi hakem kabul edeceğim. İkisine de İngilizce bir metin verip Dipple çeviriye en yakın olanı seçmeye çalışacağız. Metin ise uzak bir gelecekte yapay zeka teknolojilerinin çöküşünü anlatan kısa bir hikaye. Şimdi ilk olarak Cloud 3.5 Sonnet'e bu metni verelim. Neredeyse Dipple çeviriyle aynı sonucu bizlere sundu. Başarılı görünüyor. Şimdi İngilizce metni GPT-4O'ya verelim. gpt 4 o da çok iyi çevirdi. Ancak Dipple'a kıyasla bazı bölümleri farklı yorumladı. Özetle iki model de çok başarılı. Ancak Sonnet ufak da olsa bir adım önde gibi görünüyor. Devam edelim. Bazı sayılar verdim ve son basamağına göre sıralamasını istedim. İki model de başarılı bir şekilde sıralamayı yaptı. Şimdi işleri biraz daha zorlaştıralım. Belirli kuralları olan 2 satır 3 sütun içeriğinde bir ızgara sorusu sordum. Burada O harfi boşluk, S harfi hedefe gitmek isteyen bir ajan. G harfi ise hedef olarak belirlendi. X ise ajanın gidemeyeceği bölgeyi ifade ediyor. Bununla birlikte R harfi sağ, U harfi yukarı, L harfi sol, D harfi ise aşağı yönü temsil ediyor. İlk olarak GPT-4O'ya soruyu sordum ve soruyu yanlış cevapladı. Sağa hareket ederek başlamayı önerdi ancak orada X var ve ajan o bölgeye geçemez. İlk hamlede yanlış yaptı. Ben de ne alaka sağa gidemiyor dedim. Özür diledi ve sonucu düzeltti. Ancak yine eksik var. Cevabın yukarı sağ sağ aşağı olması lazım. Bir hamle eksik açıkladı. Yine uyardım. Sonunda doğru cevabı buldu. Şimdi Sonet modeline bakalım. Burada çok fazla detaylı açıklama yapmadan kısa ve öz bir şekilde ve hızlıca doğru cevabı buldu. Ben de bu cevabı Artifex kullanarak görselleştir dedim. Hızlıca cevabı görselleştirdi. Mükemmel. Kullandıkça siz de göreceksiniz. Sonet harika çalışıyor. Son olarak Sonet kullanımı için bir iki örnek daha vermek istiyorum. Kendime ait bir web sitesi tasarlamasını istedim. Yapay zeka içerikleriyle ilgili olmasını belirttim. İşte sonuç. Tabii ki üzerinde daha da çalışılabilir. Arka planı siyah yap. Bazı yerlerde yazılar sarı olsun dedim. Hızlıca güncelledi. Son hali bu şekilde. Bu sefer ise bir Tetris oyunu tasarlamasını istedim. Arka plan renkli olsun ve sol mouse tıklaması taşların hareketini sağlasın dedim. Sürekli iniş olsun yani taş hareketi sırasında bekleme olmasın diye istemi girdim. Oyunu oluşturdu ancak ben istediğimi tam olarak anlatamadım ya da beni yanlış anladı. Oyun hızı çok fazla ve düzgün bir kontrol yok. Daha sonra kendisiyle sohbet ede ede oyunu geliştirdim. Bir puanlama sistemi ekledi ve belli bir puan sonrası oyunu artacak. Bununla birlikte sol mouse tıklaması ile taşın yönünü hareket ettiriyorum. Sağ mouse tıklaması ile de iniş hızını ayarlıyorum. Sonuç bu şekilde. Cloud 3.5 Sonnet'in detaylı incelemesi ve GPT-4 o ile karşılaştırması bu şekildeydi. Tabii ki daha çok deneme yapmak lazım. Bu seçtiğim sorular size fikir vermek ve yol göstermek amaçlıydı. Sonnet'i çok beğendim. Tabii ki rakibi GPT-4 o'ya nazaran halen eksik tarafları var. Örneğin sesli asistan ve GPT'ler özelliği chat GPT'yi öne çıkarıyor. Bununla birlikte matematiksel ifadeleri yansıtmada GPT-4 o daha başarılı. Ancak bir süredir bu modeli deniyorum. Çıktı kalitesi açısından GPT-4 O'dan bariz bir şekilde üstün. Cloud 3.5 Sonet modeli için sosyal medyada yapılan yorumlara bakıldığında birçok alanda çok beğenildi. Özellikle yazılımcı arkadaşlar bu modeli beğenmiş ve olumlu yorumlar yapıyorlar. Bu arada yanlış anlaşılmasın bu durum GPT 4O'nun kötü olduğu anlamına gelmiyor. GPT 4O da güçlü bir model. Farklı kullanım senaryolarına göre iki modelde kullanılabilir. Ancak unutulmaması gereken husus Sonet orta seviye bir model ve bu yılın sonlarına doğru Antropi'nin en güçlü modeli Cloud 3.5 Opus gelecek. Muhtemelen o dönemler GPT 45te yayınlanır. Rekabet güzel, modellerin sürekli gelişmesi bizler için olumlu ve gün geçtikçe daha da güçlü modellere erişebiliyoruz. Bu arada kanala destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda mutlaka görüşlerinizi belirtin. Sosyal medya üzerinden bir kullanıcının Cloud 3.5 Sonet üzerinden yazdırmış olduğu bir şiiri sizinle paylaşmak istiyorum ve videoyu bu şekilde kapatacağım. Binlerce kişiyle sohbet ederim ama kimseyi tanımam. Sayısız soruyu cevaplarım ama kendimi hiç soru soramam. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.